Merhaba sevgili dostlar, arkadaşlar. Ben Mahir Selim. Herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Bugünün tarihi 18.05.2020 ee, ve ben bugün yeni bir video serisine başlıyorum. Daha önce yayınlamış olduğum e, videoda e, elimdeki filament çıktı örneklerini sizlerle paylaşmıştım ve bu sağ olun ki e, büyük bir ilgiyle karşılandı. Şimdi ise yeni projem e, her filament markası ile ilgili, içinde mukavemet testini de barındıran bir inceleme yayınlamak olacak. Gönül isterdi ki tüm bu inceleme tek bir videoda başlayıp bitsin. Fakat böyle bir imkan yok. Çünkü tüm markaların filamentlerini aynı anda ele geçirme imkanı yok. Dolayısıyla ben her seferinde farklı bir markadan filament alıp peyderpey bunların incelemesini yapıp YouTube'a koyacağım. Bildiğiniz gibi son zamanda piyasada yabancı filamentlerin yanında pek çok yerli üreticinin filamentlerini bulmak da mümkün. Bu incelemedeki amaç aslında piyasadaki bunca filament arasında ve e, aralarında bu kadar fiyat farkı da varken, bu fiyat farkını vermeye değecek estetik ya da işlevsel açıdan bir fark gerçekten barındırıyorlar mı? Bunu ortaya koymak olacak. Bizim yerli üreticimiz için mesela tüm üreticiler ham maddesini aynı fabrikadan mı alıyor? bu ham maddeye boya dışında herhangi bir katkı maddesi katılıyor mu? Katılıyorsa bu katkı maddesinin sonuca etkisi ne? PLA'nın kimyasına etkisi ne? Bu soruların cevabını ben de merak ediyorum açıkçası. Aralarında çok fark olacağını düşünüyorum. İlk inceleme videolarımız sadece PLA cinsi filamentler arasında olacak. Baskın olarak yerli markaların testlerini yapmayı düşünüyorum. Tabii ki yabancı firmaların filamentlerini de test edeceğiz ki elimizde bir kıyas imkanı olsun. Ama ağırlıklı olarak yerli firmaların filamentlerini test etmeyi düşünüyorum. Bu işin terminolojisi konusunda da epey bir sıkıntı var çünkü piyasadaki pek çok farklı filament çok değişik isimlendirmelerle piyasaya sürülmüş durumda. PLA var, PLA Plus var, Strong PLA var, PLA Plus Plus var. Bunlar sadece birer isim mi yoksa gerçekten PLA Plus, PLA'dan daha mukavemetli mi? E, aslında bunu da test etmiş olacağız bir bakıma. Peki bu inceleme neler barındıracak? Öncelikle ben 3 boyutlu yazıcımı aldığımdan bu yana her yeni filament makarasıyla beraber Creality firmasının makinalarıyla beraber gelen kartın içindeki dog yani e, köpek modelini bastım. Bu bize filamentleri en azından görsel ve estetik açıdan e, kıyaslama imkanı verdi. Bir nevi benchmark oldu bu yani. Zaten bir önceki videomda bunun üzerindeydi biliyorsunuz. Bu uygulamaya devam edip e, her videonun başına e, söz konusu filament hangisi ise onunla basılmış köpek modelinin çıktısını koymaya devam edeceğim. İncelemenin ikinci kısmı klasik bir kutu açılış videosu gibi olacak açıkçası. Yani ürün nasıl paketlenmiş? Kutusu var mı? Vakumlu torba kullanılmış mı? Çünkü biliyorsunuz filamentler nemden epey etkilenen maddelerdir. Paket üzerinde hangi ibareler yazıyor? Herhangi bir ısı e, baskı önerisi var mı? Filament makara ile yollanmış mı, yollanmamış mı? Yollanmışsa bu makaranın boş ağırlığı nedir? E, çünkü bazen e, rulada kalan filamentin Çıktığınızı alıp almaya yetmeyeceğini bilemiyorsunuz. Ruloda kalan filamentin gramını, ağırlığını bilmeniz gerekiyor. Çıktığı tamamlayıp tamamlamayacağını bilmeniz için. Dolayısıyla bunların bu detayları da vermeyi düşünüyorum. Ve videonun çekildiği sırada filamentin fiyatının ne kadar olduğu gibi sorular cevaplanacak. İncelemenin 3. kısmında ise esas bu videonun çekilme sebebi olan bir mukavemet testine tabi tutacağız filamentleri. Peki nasıl olacak bu test? 2 cm'e 4 cm profil demirden kaynattığım, iki ucunda halkalar olan bir işkence iskelesi tasarladım. Bu halkalardan birine elektronik tartı, diğerine ise gergi aparatı takılacak. İkisi arasında kalan test parçası kırılana kadar bu parça üzerindeki gerginlik, baskı artırılacak. Parça üzerindeki gerilim kilogram cinsinden ölçülecek. Test parçası olarak tasarladığım modeli sizin talepleriniz doğrultusunda biraz daha geliştirdim. İlk olarak tasarladığım model buydu biliyorsunuz. E, fakat bunun işte e, orta kısmı biraz fazla kalın geldi size. E, bu kelepçelerin etrafı ise biraz ince geldi. Bu doğrultuda bu dairelerin etrafını 15 milimetreye çıkarttım. Şu bel kısmını ise en ince olmasını tasarladığım kısmı ise 10 milimetreye düşürdüm. Dolayısıyla e, en kalın yeri ile en ince yeri arasında parçanın 5 milimetrelik bir e, kalınlık farkı oldu. Dolayısıyla yeni tasarladığım parçanın tam orta noktadan kopmasını bekliyorum. Bu halkaların içine de birer tane rulman geçirdim. Bu da baskıyı halkaların çeperine ortak dağıtsın diye. Her filament markası için tablaya yatay ve tablaya dik olmak üzere iki parça test edilecek. Böylelikle oryantasyonun yani baskı yönünün parçanın direnci üzerindeki tesirini de deneyimlemiş olacağız, görmüş olacağız. Tabii ki tabloya dik alınan baskının bu tür bir testte çok fazla dayanım göstermesini beklemiyorum. Neden? Biliyorsunuz ki baskıda dayanıklılığı arttıran en önemli faktörlerden birisi dış duvarlar. Ve dış duvarların lif yönü baskı uygulayacağınız düzlemle aynı istikamette ise parçanın dayanımı çok çok fazla artıyor. İlginç bir şekilde 3 boyutlu baskılarımızın ağaçların iç yapısıyla aşırı benzerlikler gösterdiğini fark ettim. Bunu şöyle canlandırmak daha güzel olacak galiba. Bakın bu parça, bu parça tabloya yatay şekilde alındı. Yani bu şekilde basıldı. Bunu şu şekilde dik tutup buradaki liflere mikroskop altında bakacak olursak yönünün bu istikamette olduğunu göreceksiniz. Ve bu aşağıdan ve yukarıdan uygulanan herhangi bir gerilime ya da baskıya müthiş dayanıklı bir parça olacaktır. Fakat eğer yazıcıdan bunu dik şekilde alsaydık, yani bu şekilde basılsaydı hemen gösteriyorum. Eğer ki bu parçayı dik basmış olsaydım, bunun mikroskop altındaki katman görüntüsü bakın bu şekilde olacaktı. Ve tabii ki bunun gerilime karşı direnci çok çok düşük oluyor. Gördüğünüz gibi. Evet bu inceleme ve testlerin sonuçları bir Excel tablosu halinde verilecek. Bu online bir tablo olacak. Ve her yeni yaptığım inceleme ile beraber tabii ki bu tablo genişleyecek. Baskılar Creality firmasının Ender 3 Pro modeliyle alınacaktır. Baskı ayarları konusunda ise... Cura'nın 0.2 milimetre katman yüksekliğini kullanan standart baskı kalitesine tabi kalınacak. Fakat ben yüzey olarak düz cam kullandığım için ve herhangi bir yapıştırıcı bant vesaire kullanmadığım için baskının cama cam yüzeyine iyi yapışması açısından 3-4 milimetrelik bir brim ekliyorum. Dikey baskılarda ise tabii ki destek kullanarak basacağım. Onun dışında Küran'ın e, e, 0,2 mm katman yüksekliğinde baskı yapan e, standart kalitesine tabi kalınacak. Baskı ısısı konusunda e, filamentin üzerinde yazan değerler baz alınacaktır. E, fakat çoğunlukla bir aralık veriliyor. Yani tam bir değer verilmeyip bir aralık verildiyse bu iki aralığın tam ortasındaki değer e, baz alınacak. E, o değerde çoğunlukla 200 e, santigrat derece oluyor. Ben de baskılarımı çoğunlukla 200 santigrat derecede alıyorum. Son olarak şunu eklemek istiyorum sevgili dostlar. Burası ASTM International değil ya da Uluslararası Standart Organizasyonu ya da Yıldız Teknik Üniversitesi Metalürji Bölümü laboratuvarları değil. Burası benim evim, arka bahçem. Ve bu da bir son kullanıcı incelemesi, son kullanıcı testi. Ne demektir son kullanıcı? Bir malı tüketmek amacıyla satın alan kişidir son kullanıcı. Dolayısıyla Aranızdan biliyorum metalurji mühendisleri çıkacak, makine mühendisleri çıkacak. Mekanikten anlayan, mukavemet ölçmeyi layığıyla bilen insanlar çıkacaktır. Ve mukavemet böyle mi ölçülür? Mukavemeti sizden mi öğrenecektik? diyeceklerdir. Lütfen buranın bir evin arka bahçesi olduğu gerçeğini bu yorumları yaparken aklınızdan çıkartmayın. Burada yapılacak değerlendirme hiçbir markayı yerin dibine sokmaya yetmeyeceği gibi hiçbir markaya da bu Türkiye'nin en iyi filamentidir demeye yetmez. Bu bir kullanıcı testi, basit bir test. Bunu göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum. Herhangi bir sponsorluğum vesaire yok. Her markaya karşı eşit uzaklıkta olduğumu garanti ederim. Bana ulaşmak isterseniz mail adresim aşağılarda bir yerde yazıyor olacaktır. Sizin de yerli ve yabancı filament markalarıyla alakalı tecrübeleriniz varsa bizimle paylaşırsanız çok makbule geçer. Bu ortaklaşa yapılmış bir iş olsun istiyorum ben. Herkes birbirinin tecrübesinden, bilgisinden faydalansın istiyorum. Dolayısıyla görüş ve önerilerinizi bizden eksik etmeyin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.